Ali, 25 Mart 1976 yılından Pakistan'ın Karaçi eyaletinde doğan Somi Ali'nin iki kız ve bir de erkek kardeşi var. Annesi Tehmina Iraklı ve babası Pakistanlı çok ünlü bir yapımcı olan Madan Ali'dir. Her ne kadar Hindistan'da kendisi Salman Khan'ın eski kız arkadaşı olarak anılsa da aslında Amerika'da eğitimi ve kariyerinde çok ilerlemiş bir oyuncu, tasarımcı, model, gazeteci, yapımcı ve aktivisttir. 2007'den beri No More Tears adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşu yönetmektedir. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videonun beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yorum yapma işini videonun sonuna saklayın çünkü ağzınız açık kalacak. Or niche jo wo subscribe ka button hai na usko hit karo. 9 yaşına kadar Karaçi'deki İsa Meryem Manastırı'nda eğitim gördükten sonra annesi ve babasının anlaşamaması ve annesinin sürekli aile içi şiddete maruz kalmak istememesiyle annesi ve kardeşiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Florida eyaletine taşındı. Ali bir röportaj sırasında Pakistan'da yaşarken 5 ve 9 yaşlarında ev çalışanları tarafından cinsel tacize uğradığını ve Florida'ya taşındığında okul zorbalığına uğradığını, 14 yaşındayken Miami'de 17 yaşında bir çocuk tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Annesi de Pakistan'da aile içi şiddete maruz kalmıştı ve kardeşiyle birlikte buna tanıklık etmek zorunda kalmıştı. Ama Somi Ali'nin hayatındaki tacizler burada bitmeyecekti. Somi Ali 16 yaşında okulu bitirdikten sonra Salman Khan'ın Mene Pyar Kiya filmini izledikten sonra ona hayran olup rüyasında Salman'la evleneceğini görüp Hindistan'a gitmeye karar verir. Sabah uyanır uyanmaz valizini toplar ve babasına Hindistan'daki akrabalarını özlediğini ve Tac Mahal'i görmek istediğini söyler. Babası da kızını kıramaz ve hemen biletini alır. Önce Pakistan'a, oradan da Hindistan'a geçer. Salman'ın dikkatini ancak oyuncu olarak çekebileceğini bilen Somi, güzelliğiyle de dikkat çeker ve önce modellikle başlar. Ardından pek çok film teklifleri gelir ve Salman Khan ile de 1993 yılında Bulant adlı filmde oynama şansı bulur. Ancak film gösterime girmez. Cüzdanında Salman Khan'ın fotoğrafı ile Hindistan'a geldiğinde 16 yaşındaydı. O zamanlar Salman Khan'ın Baghi filmi vizyondaydı. Yani yıl 1990. Salman Khan o zamanlar 25 yaşında ve çoktan megastar olmuş genç bir adamdır. Somi, Salman ile birlikte rol aldıkları Bulant filminden sonra Nepal'e yaptıkları bir gezi sırasında cüzdanındaki fotoğrafını göstererek ''Seninle evlenmek için bu kadar yolu geldim.'' der. Salman da kıkırdayarak ''Ama benim şu an bir kız arkadaşım var zaten.'' diye cevap verir. O zamanlar Salman Khan Sangeeta Bijlani ile nişanlıydı ve hatta düğün davetiyeleri bile basılmıştı. Fakat yine de Salman bu itiraftan bir yıl sonra Somi'ye duygularını açtı ve nişanlı olduğu halde Somi ile birlikte yaklaşık 8 yıl sürecek bir ilişkiye başlamış oldu. Somi çok kısa süre içinde beni sevdiğini söyledi. Onu çok fazla ikna etmem gerekmedi, dedi. Bir gece Salman borulardan tırmanarak yatak odama geldi. O zamanlar iki yatak odalı bir dairede kalıyordum. Daha sonra Sangeeta bizi yakaladı ve ikimizden birini seçmen gerekiyor, diye sorup oradan ayrıldı. Sangeeta'yı seçeceğini sanıyordum çünkü nişanlısıydı. Ancak beni sevdiğini ve beni bırakmak istemediği için Sangeeta'dan ayrıldığını söyledi. Technically I have never broken up with anybody because I've never had a girlfriend. On record. Yeah, I've never said that I've got a girlfriend. You've not said it, but of course you've had those girlfriends. No, I've never had a girlfriend my entire life. You've stayed with some of them. I'm going to save myself for the one I get married to, Karan. You want to save yourself? Are you saying you're a virgin? Yes. You're a virgin. I mean, I've had friends, but... Without benefits? No benefits at all. Yeah. So basically, you're declaring that you're a virgin. That's what we're talking about, that you haven't had sex with a woman. Yeah, that's what I said. So even now, after many years, you won't go... You know, and the sad thing is that after this, you know, people started using this. Like other actors and stuff like that, when they said, we're just good friends, we're just, you know, So who friends. Do you think did that? Who do you so think got me? A lot of guys who kept on saying this about, you know, friends, they were actually not friends. They were actually having something to do with each other. They were lying. They were lying. And they basically took that leaf out of your book. I think so. Mention one person who's done this. I will not take names, Karan. You know me. Are you okay with the ex-girlfriends, current boyfriends? Yes. You're fine? Yes. You don't judge that situation. No, that's sometimes I thank them, sometimes I... Thank them. Why? Because for taking the girl out of your life? No. Not to take such good care of them. But do you want to get married, more importantly?
There was a time that I really wanted to get married, and then it just didn't work out, you know. I've always come so close, so close. And people have got cold feet. People have got cold feet. Yeah, but that is cold. ठीक है बॉयफ्रेंड इसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा क्या यू नो सो दे हैव बट ओनली वंस इट केम टू क्लोज राइट नॉट आफ्टर दैट नो लाइक संगीताज द कार्ड्स वर प्रिंटेड या या दैट आई नो या एंड देन इट डिडन हैपन व्हाई डिड शी कैच यू दिस व्हाट डिड शी कैच यू कैच मी वेयर ऑब्वियसली समवेयर नो 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 या काइंड ऑफ सी O zamanlar yaşım küçüktü ama yanlış yaptığımı farkındaydım. Daha sonra bu yüzden Sangeeta'dan özür diledim. O da artık bu konuyla ilgilenmediğini çünkü Azhar ile mutlu bir evliliği olduğunu söyledi. Ancak bir süre sonra Azhar'dan ayrılmıştı. Somi bu konuyla şöyle açıklıyor. Düğün kartları basıldı ancak Sangeeta Salman'ı dairemde suçüstü yakaladı. Salman'ın Sangeeta'ya yaptığının aynısı bana da oldu. Buna karma denir. Biraz büyüdüğümde bunu daha iyi anladım. Peki ne oldu da Somi Ali her şeyi anlatmaya başladı? Somi Ali Sivil Toplum Kuruluşu adına Dövüş ya da Kaç adlı bir belgesel hazırlamış ve hatta Hindistan'da pek çok kadına, çocuğa ve erkeğe de ulaşmıştı. İşte her şey burada kopuyordu. Bütün bunları Salman'ın adını kullanarak reklam yapmak istiyor diyenlere de şunları söylüyordu. Hello everyone, my name is Somi Ali and I'm the founder and president of a non-profit called No More Tears, with a mission to rescue victims of human trafficking and domestic violence. I want to make it very clear because a lot of people have been saying that for the past 20 years, I've been praising him, which I have not. I have probably said one or two good things about him because keep in mind, just because someone is good to you, they can also be bad to you. And the trolls and the naysayers who are not believing me and are deeming this to be a publicity stunt, let me inform you about something. The first time I talked about being sexually abused was 3 years ago to a journalist named and I was sexually abused by a cook in the house in Pakistan. He was not a superstar. I was not trying to gain publicity through a cook from our household who was, I had three incidents of where he had sexually abused me. The second time I was sexually abused was by the Gorkha. I was 9 years old. Again, I was not trying to seek publicity by a chowkidar or a Gorkha who was not a superstar. The third time was when I had moved to the US at the age of 10 or 11. I was raped by a high school student who was 17 years old in a park in Miami, and I was 14 years old, which is how I lost my virginity. It takes a lot for me to talk about this. It took years and years for me to come out with this. And that's why 3 years ago, I started talking about this. And I found it highly hypocritical that I'm rescuing victims of abuse, rape, hate crimes, domestic violence, everything that I have endured. And I myself deemed myself to be a hypocrite for not admitting to be one of them and being a survivor myself. So I want to state this clearly, that anyone who has an iota of literacy in them can understand that what trauma and PTSD does to a human being and how long it took Ashley Judd and the victims of Bill Cosby or Harvey Weinstein or many, many victims of sexual abuse and rape to come out and share their truth. Therefore, it took me 20 years. Also, please, it is important to understand that just because someone is nice to you does not mean that they're nice to me or they're nice to someone else. We all have a lot of gray in us. None of us are black and white. We're neither good purely, nor neither bad. Purely, we're all gray. So I want to make this very clear that I'm speaking up after 20 years because it is important to do so because he has, Mr. Khan, has provoked me by banning my show on Discovery Plus called Fight or Flight, which was
which enabled us to rescue victims from India. 82% of the victims that we rescue are Indian women. 90% of our donors are Indian men and women. And Mr. Salman Khan has hindered this process by approaching Discovery Plus and banning our show in India. And this is why, after 20 years, it took me a great deal of courage to speak up, to save lives of Indian women, children, men, members of the LGBTQ community. He took this away from us, and this is why I spoke up. Other than that, I had not been speaking up against him, for him, about him. I was not saying anything. I had ended my relationship, and that was the end of that. So it is he who provoked this. It is he who initiated this. And this is why I want to clarify why I'm speaking after 20 years of remaining silent. And I want you guys to understand, and please, please educate yourself on trauma and PTSD and why it takes so long for women, for Hollywood celebrities or average women or men to speak up about their trauma and their PTSD. Thank you so much for giving me your time. And I do urge you to please, please do some research and educate yourself. And I hope you continue to support nomoretearsusa.org. What I want in return from Mr. Salman Khan is to confess what he did to me, what he put me through, from the verbal, sexual, and physical abuse. And I want a public apology, which an egomaniac and a narcissistic individual will probably never do. And I want him to unban my show. And I want India to be able to watch what No More Tears does, what I have given my 15 years of blood and sweat in working and saving over 40,000 men, women, and children and members of the LGBTQ community, including pets. And I want Mr. Khan to look at himself in the mirror and ask himself this question: how can you say that you have never hit me or abused me? How can you live yourself knowing that you have done these things and blatantly deny them, and then have the audacity to ban my show? Shame on you. I hope that you find the grace in yourself to apologize publicly and to confess publicly what you have done, and unban Fight or Flight, our documentary series on Discovery Plus. Thank you very much. Somi Ali 1999 yılında vizyona giren Hamdilde Çuke Sanam filmiyle hayatlarına dahil olan Aşverya'dan sonra "yolumuz burada ayrılıyor" diyerek vücudunda iyileşemeyen yaralarla Amerika'ya döndü. Çünkü Salman Khan onu yatak odasında dövüyordu ve bir hizmetçi gibi onu kullanıyordu. Arkadaşların yanındayken ona hakaret ediyor ve hiçbir değerinin olmadığını söylüyordu. Sigara içtiği için sinirlenen Salman Khan onun yüzünde ve vücudunda sigara söndürüyordu. Ali ise makyajla yüzündeki izleri kapatarak çekimlere gidiyordu. Somi ile ilişki içerisinde olmasına rağmen başka kadınlarla görüşüyordu. Aynı şeyi kendisi de yapmak istediğinde ise Somi Ali'yi döverek "kadınların ilişki yaşamaya hakları yok, sadece erkeklere hastır" diyordu. Somi Ali, Salman Khan ile ilişkisinin onun sadakatsizliği ve tacizi nedeniyle sona erdiğini iddia ediyor. "Her gün fiziksel ve sözlü tacize uğruyordum." Bazı Reddit paylaşımlarında eski oyuncu Sushant Singh Rajput'un da soğukkanlılıkla öldürüldüğünü iddia ediyor. Bir kullanıcının "Bollywood hakkında korkudan dolayı kimsenin bilmediği veya konuşmadığı gerçekleri ortaya çıkarın. Film sektöründeki en korkunç şey nedir?" sorusuna eski oyuncu şunları söyledi: "Sushant Singh Rajput intihar etmedi, aslında öldürüldü. Jia Khan'ın başına gelenleri hala biliyoruz çünkü hamileydi ve tavan vantilatöründen sarkıyordu. Suraj Pancholi Cihan'ın ölümüyle sonuçlanan tavsiye için Salman'a gitti." Pakistanlı Hintli oyuncu Somi Ali yakın zamanda Reddit'te bir "Ask me anything, bana her şeyi sor" oturumu düzenleyeceğini Instagram hesabıyla şöyle duyurdu. Viral hale gelen bir Reddit oturumunu çevreleyen son tartışmaya değinmek için bir dakikanızı ayırmak istiyorum.
Oturuma katılmamın tek amacı aile içi şiddet ve insan ticareti mağdurlarını desteklemeye adanmış sivil toplum kuruluşum olan No More Tears'i tanıtmaktı. Ne yazık ki No More Tears Başkan Yardımcısı Akshay Sharma'nın benim adıma Salman Khan ve Sushant Singh Rajput'un ölümü hakkında benim bilgim veya onayım olmadan yaptığı bazı yorumlar bir dizi yanlış yorumlamaya ve dikkat dağıtmaya yol açtı. Herkes canlı bir oturumda bu kadar hızlı yazamayacağımı biliyor diye ekleyerek ayrıca odak noktasını sivil toplum kuruluşunun çalışmalarından alakasız tartışmalara kayması konusunda hayal kırıklığını dile getirdi. Son 17 yılımı istismar ve insan ticareti mağdurlarına yardım etmeye derinlemesine adadım ve anlatının alakasız ve tartışmalı konulara kaymasını görmek inanılmaz derecede hayal kırıklığı oluşturuyor. Geçmişimden kişiler veya No More Tears'te yaptığımız işin ötesinde herhangi bir şey hakkında tartışmakla ilgilenmiyorum. Sivil toplum kuruluşumuzun misyonu hakkında farkındalık oluşturmak için oturumu kabul ettim. Tartışma oluşturmak için değil, diye ekledi. Ayrıca geçmiş ilişkilerine odaklanan medya röportajlarına artık katılmayı istekli olmadığını da açıkça belirtti. Artık haber programlarının reytinglerini yükseltmek için sadece Salman hakkında soru sordukları Zoom video röportajlarını vermekle ilgilenmiyorum. Bundan sonra odak noktasının No More Tears'te kalmasını sağlamak için medya etkileşimlerimi sınırlayacağım. 14 yıl sessizce yaşadıktan sonra çalışmalarım için farkındalık oluşturmak amacıyla medya ile yalnızca 3 yıl önce konuşmaya başladım. Bu görünürlük organizasyon için destek oluşturmaya yardımcı oldu ve misyonumuza katılanlara son derece minnettarım. Trolleme ve olumsuzlukla karşılaşmama rağmen odaklanmış ve kararlıyım. But so much you realize that with sudden arc lights on you and just one interview could do this. Do you understand that if you really decide to make that kind of move, how it will be? Like, are you even a bit tempted that Bollywood could be waiting for you with open arms? Okay, so let me be very candid with you. I myself am shocked and baffled as to how I did 10 films. From Salman to Sanjay to Saif to Chunky to Mithunda to Govinda. Who else? Omji, late Om Puriji. I send them my heartiest apologies for having to deal with me as an actor. And especially Mithunda, I did 4 films with him. He was so patient. Sunil, I'm so sorry. I was the worst dancer. And all of these people, I'm baffled how, and all my producers and directors, please accept my forgiveness. but it was just, it was, I cannot believe, because I had no interest in acting. I never went for dance rehearsals. Saroji used to be like so mad at me all the time. I'm amazed that I was so happy to work with Saroj Khan. Masterji was amazing. But I had zero interest in acting, zero. I never went for rehearsals. I never rehearsed my dialogues. Sunil used to yell at me, you need to go to your dance rehearsals. The most patient person with me was Mithunda. I remember there was one dance sequence, which again, I never went for the rehearsals. And it was a film called, I think it was called Yaar Gadar. And it was a song called Tum Hi Tum Ho Meri Zindagi. And so it was my turn. So Mithunda said, Achha, main sone ja raha hun. It was my turn to do the shot. So he said, main sone ja raha hun. Somi, jab tumhara ho jaye, to mujhe utha dena aake. To maine kaha, theek hai, dada, aap so jaiye. Karke. So uske pata nahi kitne retake hue. But I sucked as a dancer. I sucked as an actor because I had no inclination and no motivation. I didn't go there to act. I went there to pursue a stupid, ridiculous, preposterous crush at the age of 16. A girl in Florida watches a movie, has a dream that night that she has to go get up in the morning and move to India and marry this random person who she's never met. Mind you, doesn't know from anywhere. So it's very serendipitous to think about it, that how this actually happened. So the next morning I wake up and I'm like looking for a suitcase and my mom is like, kya kar rahi ho? And I'm like, mummy, mujhe India jana hai, Salman Khan se shaadi karne. She said, tum pagal to nahi hogi, aur Salman Khan kaun hai? Because mom knew Amitabh Bachchan for being Bobby Zinat Aman. And I said, he's a new actor. And I had a dream last night that I have to go marry him. And she was like, kamre mein jao aur nikalna nahi jab tak main bolu nahi tumko, pagal ho gayi ho. So then I called dad. So I'm a daddy's girl. So I called dad and I said,
Dad, I want to come to Pakistan because before the, to, you know, go to Pakistan and then go to India, because prior to the partition, a lot of our family members stayed back in India. So I totally conned my dad. I said, Dad, I want to see Taj Mahal. I want to see, I hate living in America. I miss you. I miss you part was true. And I want to go to Bombay and I want to meet our relatives. And then my dad was like, "Theek hai beta, main ticket bhej raha hu, tum aa jao." So I told mom, haha, I won. So of course I begged my mom, don't tell dad about Salman because he will like literally kill me. And then basically I flew at the age of 16 from Florida to Pakistan first. And then we went to India. And the irony of it all is I still haven't seen Taj Mahal. So when the first time I was sexually abused in Pakistan when I was 5 years old, there were three incidents in the servant quarters, and I told my mom and dad, and then of course actions were taken. But what my parents told me is that beta ye kisi ko batana nahi ki ye tumhare saath hua hai. So, you know, in my head I'm thinking, okay, I lived with that for years. I thought, did I do something wrong? Why was I told by my parents? But my parents were, you know, Pakistan, India, our culture is very image-based. So they were protecting me, but I didn't understand it because I was only 5 years old. Then again, there was an incident at 9. And then again, I was raped at 14. And, you know, so 3 years ago, literally 3 years ago, I started speaking out. Even though I was running this nonprofit for 14 years, you know, helping rescuing victims of human trafficking, domestic violence, rape, child, you know, children that are sexually and physically abused. I found myself hypocritical for not being able to speak up. But then I took that back and I said, no, I'm not being a hypocrite. I'm just not ready, because it takes, you know, even when I write my book, when I work on my autobiography, when I go in that dark moment of going into that servant quarter, I still remember the smell of the cook. I remember everything. And it's so dark to go back in that place and to write about it. So it took me a long time, literally 3 years ago, I started talking about it. And I'll tell you this, that not about the sexual abuse, but the domestic violence part, the backlash, I did one post on my Instagram about being abused physically from the age of 16 to 24. And the backlash that I got on my Instagram, it was unbelievable. I had to turn my comments off. And sadly, it's really sad. Many of the comments were from women that idolize this individual. And it really breaks my heart to see women, you know, not uplifting other women and not supporting other women. And it's sad that fame and stardom and power and abuse of power can lead to so many atrocities. Look at what happened with Harvey Weinstein. Look what Jeffrey Epstein got away with for years and years. So it's been really tough. It's been really, really, it's very hard to speak up, and one has to be ready to receive the backlash and to receive the negative comments. And not only negative, they were very hateful. They deemed me to do this for a publicity stunt. I mean, if I've had enough publicity to last a lifetime just because of dating Salman. So I have no interest in publicity. I'm by the grace of God, No More Tears has received awards from President Barack Obama, from President George Bush. I was L'Oreal Woman of Worth 2013. I've had the American Heritage Award given to me. I am very blessed. I've worked very hard in my career. I've drowned myself in education for years to get to where I am today. So I'm not looking for any publicity, but I am looking to share my truth, and I am looking to be the voice for many women who are out there that have been through or are going through what I endured. And also children that are sexually and physically abused. I want to be a voice for all of these people who are going through horrible, horrible abusive incidents and situations. I have no qualms in talking about this. I haven't spoken to Salman in 5 years. I would not be interested in watching any of Salman's films.
not for any other, not for any animosity or any, I don't hate anyone. I wish everyone the best. But I just, I prefer the more lunchbox, the more Manoj Bajpayee, the more Om Puri Ji, the more Shabana Azmi style. I prefer those films, and not to undermine Salman's films. He did do a film about, I forget the name of it, but it was a girl that ends up in India. Bajrangi Bhaijaan. It was a beautiful subject. That I thought was a beautiful film. And but I have no interest in speaking with him. I think it's best to move on, and we have moved on. And he's had 19 girlfriends since I broke up with him in December of 1999. So I've had a couple of relationships myself. So I've moved on, we both moved on, but again, I wish him all the best. I will commend him on being human, his foundation. I will commend him on the work that he's doing. I saw Salmanti 2 years ago. She was visiting Miami, and I got to see her and spend time with her. She is to date one of the most nicest people I've ever met in my life. She treated me like her own daughter in her house. And I lived in their home, I ate their food, and I will always have respect for Salim Uncle and Salmanti because they treated me with the utmost love and kindness, and they treated me like their own child. But Salmanti filled me in on what Salman's doing with his foundation, and I commend him and I wish him all the best. And I always say he's a good actor. Somi Ali gönderisini insanlara tacize karşı mücadelede kendisine katılmaya çağıran bir eylem çağrısıyla sonlandırdı. Herkesten her türlü tacizi durdurmam için bana katılmalarını istiyorum. Hepimiz eşit haklara ve onurlu bir hayata layık insanız. Rajesh Khanna'nın güzel bir şekilde söylediği gibi hayat çok güzel. İnsan onu nasıl yaşayacağını bilmeli. Ancak her şey böyle bitmedi. Çünkü ara ara yaptığı röportajlar ve söyleşilerle yeniden gündeme geldi. Sabse zada कुत्ते से भी ज्यादा अगर किसी को अब्यूज किया गया है तो वो है सोमी अली बाय सलमान खान मतलब मैं ऐसी-ऐसी हरकत ऐसी-ऐसी चीजों से मैं गुजर चुकी हूं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती और वो सिर्फ मैं एक नॉवल के हैसियत से पेश करूंगी नाम बदल के सबके क्योंकि बहुत ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती उनके नाम लेके लोगों के including Divya Bharti, तो मैं इसको एक novel की तरह पेश करूंगी, मगर मेरे साथ ऐसे-ऐसे सलूक किया गया है कि आप यकीन नहीं करेंगी कि तब्बू तक आके मुझे मिली है जब मेरे back pain, back में चोट लगी थी, और वो आंसुओं से रो-रो के मेरे ऊपर इतना मेरे लिए इतना रो रही थी तरस आ रहा था उसको मेरे दर्द पे मगर सलमान जो है एक बार भी नहीं आया उसके अलावा अगर दीवारों ने और कमरों ने बातें करना शुरू कर दी तो आप अगर देख सकें कि उन 8 या 9 साल में मेरे साथ क्या क्या किया गया है आप बेहोश हो जाएंगी मैं आपको बता नहीं सकती और वो उसका कटरीना का तो उसका एक आधा भी नहीं हुआ है ऐश का बहुत बुरा हुआ है ऐश का उसने सीढ़ियों से नीचे गिरा के उसका आई थिंक शोल्डर फ्रैक्चर कर दिया था और कटरीना को आई डोंट नो क्या हुआ था मगर ये है कि सलमान ने मेरे साथ जो किया है इसकी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी को पता है और 2-3 मेरी जो दोस्तें हैं अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं उनको पता है तो वो ऐसी वाहियात चीजें हैं कि मतलब बिश्नोई ज्यादा अच्छे हैं सलमान से जो उन्होंने मेरे साथ हरकतें की हैं आप यकीन नहीं कर सकते Somi Ali'ye neden Salman Sangeeta ve Katrina ile bu kadar iyi anlaşıyor diye sorulduğunda çünkü Sangeeta ve Katrina benim kadar kötü muamele görmediler. Salman kadın döven bir sadisttir. Somi Ali Instagram hesabından şunu paylaşmıştı. 16 yaşındaki bir çocuktan her şeyini aldın ve hala gelişiyorsun. Tıpkı anneni yıllarca istismar eden baban gibi iğrençsin ve sen korkak Salman Khan.
Anneni bile koruyamadın. Çocukken annenin istismara uğramasını izlemek ve sonra babanın senin idolün olması üzücü. Aptal cahil herif. Şahin, Sangita, Somi ve daha birçok kişiyi dövdün. Katrina bile yüksek lisans programındayken beni aradı. Otobiyografimin her şeyi anlatmasına izin vereceğim. Sana gelince ihtiyar, namazıma ve adağıma uymadığın için bitti. Allah beni 17 yaşımdayken sukun, huzurumu öldürmeye beni zorladığın için senden nefret ediyor. Bu paylaşımı ise Salman hayranlarından gelen tepkilerden ötürü daha sonra sildi. Ancak tabii silene kadar çoktan ekran görüntüsü alınmış ve Reddit'te paylaşılmıştı. Paylaşım altına yapılan bazı yorumlar ise şunlar. Vay canına, bekle, son açıklamasında kürtaj olduğunu mu itiraf etti? Bu ciddileşiyor. Evet, ben de öyle düşünüyorum. İslam'da kürtaj yasak olduğundan son satır mantıklı geliyor. Evet, izin veriliyor ancak koşullara bağlı olarak. Ama burada ne demek istediğini anlıyorum. Ben bile aynı hissi yaşıyorum. Kızı kürtaj yapmaya zorladı. Bu kız için üzülüyorum. Kızı hem zihinsel hem de fiziksel şiddet uyguladı. Karma işe yararsa masum ruhları yok ettiği için Salman'ı yakalayacak. Katrina ile ilgili ne ima ediyor? Dürüst olmak gerekirse Ash, Katrina ve çıktığı hemen hemen herkesle taciz edici bir ilişkisi vardı. Evet, yuvral çekimleri sırasında kafede ona tokat attı. Bu sadece bir olaydı. Eminim sayısız başka olay daha olacak. Bir keresinde Ekta Tiger setlerinde bir sopayla onun arkasından koştuğunu ve Karina'nın yakınlarda çekimde olduğunu ve Katrina'ya yardım etmek için oraya gitmek zorunda kaldığını okudum. Somi Ali bir keresinde Menepiyarkia filminin posterini Instagram hesabından yayınlayarak şunları yazdı. Bir kadın dövücüsü ve sadece ben değil birçok kişi. Lütfen ona tapmayı bırakın. O sadist bir hasta. Hiçbir fikriniz yok. Ah ne yolculuk ama. Kelimenin tam anlamıyla büyük perukların kadın dövücüleri ve katilleri öptüğüne tanık olmak. Tanıkların öldürülmesinden bahsetmiyorum bile. Ve sonra yardımınızın yaptığınız şeyin yükünü hafifletmesini sağlayın. Hashtag aşağılık, hashtag programın bam. Ama ne yaptığını biliyoruz. Adaletten bahsediyorum. Hastalıklıyım, hazırım. Hadi gidelim. Seni yazar keşif artı, kötülük hüküm sürüyor Salman Khan. Soru, hala onun tarafından zorbalığa maruz kalıyor musunuz? Sivil toplum kuruluş programını yasaklamak kesinlikle bir zorbanın yapacağı bir şey. Salman'la en son ne zaman konuştunuz ve neyle ilgiliydi? Samimi bir son muydu? Cevap, eski bir arkadaşım ya da birçok nedenden dolayı ona hain mi diyeceğim? Programım çekimleri sırasında beni tam anlamıyla bilinmeyen bir numara aradı ve telefonu Salman'a verdi. Haklı olarak istediği için kendisine küfür etmemle konuşma sona erdi ve telefonu kapattım. Kelimenin tam anlamıyla ikimizin de birbirimiz hakkında konuşması bir dakikadan az sürdü ve onun bana onun hakkında ne istersem söyleyebileceğimi ve umursamadığını söyledi. Görünüşe göre bu bariz bir yalandı. Sanki izlenseydi sayısız hayat kurtarabilecekken bir programı yasaklamak için yukarıda ve öteye gitmeyeceğini umursamıyormuş gibi. Bu 2021 yılının Ocak ayındaydı. Soru, dışarı çıkıp Salman'la yaşadıklarınızı konuşmanız neden bu kadar uzun sürdü? Cevap, bu hiçbir şekilde son dakika haberi değil. 90'ların başından 99'a kadar herhangi bir tabloid veya film dergisini karıştırdığınızda Somi'nin Salman tarafından fiziksel tacize uğradığına dair makaleler okuyacaksınız. Herkesin bunu 90'larda hiç gün işine çıkarılmamış gibi bulması beni gerçekten şaşırtıyor. Çocukluk istismarının kurbanı olmayı asla gündeme getirmediğim için bu konu hakkında konuşmayı bıraktım. Ama artık konuyu gündeme getirmemin bir nedeni var. Sayısız çocuk kadın ve erkek için ölüm kalım meselesi olan yeterince öne çıkan bir neden var. Somi Ali bu paylaşımı da sildi ve yine bu paylaşımda Reddit'te paylaşıldı. Bu paylaşım altına yapılan bazı yorumlar ise şöyle. İnsanların neden Salman'ın bu sevimli videolarını ve tweetlerini paylaştığını merak ediyorum. Sanırım PR'ı onlara neyin iyi geleceğini biliyordu. İyi noktalara değiniyorlar. İstismarcı insanların sorunu onların herkesle aynı olmamasıdır. Bu onların zorba ve istismarcı haline geldiği bir güç dengesizliğinin olduğu yerdir. Örneğin bir kişi kız arkadaşı tarafından cinsel tacizle suçlanırsa her cinsiyetten 10 kişi öne çıkıp arkadaşlarının ne kadar iyi biri olduğunu söyler. Ancak bu arkadaşlarının bir ilişkide veya başkalarıyla olan ilişkilerinde gerçekte nasıl biri olduğunu bilmiyorlar. Belli bir kişi. Kesinlikle babamla tanışan herkes bana o çok karizmatik bir adam diyor. Ama onun nasıl bir pislik olduğunu sadece ailesi biliyor. Çünkü sözleriyle nasıl manipüle edeceğini biliyor. Bu gece berbat durumdayım. Çünkü bir kez daha milyonuncu kez annemi onu terk etmeyi ikna etmeye çalıştım. Ve bu yazı sanki babama anlatıyormuş gibi aklıma geldi. Salman Khan'ın bu hayatında en kötünün kötüsüyle yüzleşmesi ve böylece kurbanlarının bir tür adalet ve barışa kavuşması için dua ediyorum. Yolunuza asla iyi bir şey gelmesin. Bay ve sizin gibiler.
Karma yalnızca yoksul insanlar içindir. Zengin insanlar herhangi bir adaletle yüzleşemeyecek kadar zengindir. O 15 yaşındaydı ve Salman onunla çıkmaya başladığında 25 yaşındaydı. What the f***? Aishwarya Rai bu aşağılık adamı kamuoyunun önünde seslendirdiği ve kimsenin cesaret edemediği halde tüm kariyerini riske attığı için delice saygı duyuyorum. Vivek Oberoi de kız arkadaşı ve kendisi için ayağa kalktı. Birkaç yıl önce Mumbai'de modellik yapan, şu an istifa edip Delhi'ye geri dönen ve babasının işlerini yürüten bir arkadaşımdan Salman hakkındaki en çılgın hikayeyi duymuştum. Bollywood'da şansını deneyen bir oyuncunun da bulunduğu bir grup ev arkadaşıyla yaşıyordu. Salman'la bir reklam çekimi sırasında tanıştığına ve onunla tanışmak için makyaj odasına gittiğine dair. Eğer doğruysa üzücü bir hikaye anlattı. Cinsel organını çıkarıp kondom taktığını görür görmez dehşet içinde odadan kaçtı. Diğer tüm çekim üyeleri sanki hiçbir şey olmamış gibi davranırken Salman çılgınca gülüyordu. Bu insanların bu kadar karanlık ve korkunç olmasından tiksindim. Arkadaşım çok yakışıklıydı ve reklamlardan iyi para kazanıyordu. Ama sektörün o kadar acımasız olduğunu ve bunun ruh sağlığına zarar verdiğini, bu yüzden işi bıraktığını söyledi. Oyuncu seçimi koltuğu çok geniş ve mücadele edenlerle yatmaya çalışan çok sayıda heteroseksüel, eşcinsel yönetmen var ki bu o kadar normalleştirilmiş ki onu kusturdu. İçeriden birisinden tecavüz ve SA ve ayrıca tacizle ilgili benzer bir hikayem var. Bu adam iğrenç bir pislik ve maskaralıkları çok iyi biliyor. İnsanlar sessiz kalıyor çünkü gücü ve bağlantıları var. Elma ağaçtan uzağa düşmez. Acaba Salman'ın ailesinde taciz var mı? Salim tacizci miydi? Kardeşleri de Aziz gibi görünmüyor. Sima ve Malaika'nın kardeşlerinden ayrılmasına, boşanmasına sevindim. Somya Ali başka bir cümlesinde de bana yaptıklarını göz önünde bulundurarak Bishnoi'nin Salman'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim, dedi. Bu arada Bishnoi Salman Khan'ı tehdit eden ve babası Diki'yi öldüren çete lideridir. Somya Ali Instagram hesabından Bishnoi'ye açık bir mesaj yayınlamış ve çete lideriyle görüşmek istediğini iletmişti. Bu Lawrence Bishnoi'ye direkt mesajdır. Namaste Lawrence abi. Hapishanenizde Zoom yayınları yaptığınızı duydum ve gördüm. Benim sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Rica etsem bunun nasıl olabileceğini bana söyler misiniz? Bütün dünyamızdaki en sevdiğim yer Rajasthan'dır. Sizin tapınağınıza tapınma için gelmek ve tapınmadan sonra sizinle Zoom görüşmesi yapmak istiyorum. Yine de bu görüşmenin sizin faydanıza olacağını söylemek istedim. Telefon numaranızı bana verin. Bu size büyük bir iyilik olacak. Teşekkürler. Somya Ali'nin bu mesajından sonra ortalık karışmış ve hatta sosyal medyada linç edilmişti. Bir süre sonra da Salman Khan'ın evine silahlı saldırı gerçekleşmişti. Ali daha sonra şunları söyledi. Lawrence Bishnoi'ye hitap ettiğimde niyetim düşmanlığı körüklemek değil, barışı ve diyaloğu teşvik etmekti. Salman ile olan geçmişimle hiçbir alakası yok. Siyah antilopların Hindu halkı için çok değerli olduğunu ve onlara taptıklarını bilmiyordum. Söylediklerim için özür dilerim. En kısa sürede Rajasthan'daki tapınağınıza gelip tapınma yapmak istiyorum. Somya Ali Salman'la ilişkisini açtı ve onu alışkanlık haline getirdiği tek gecelik ilişkiler nedeniyle eleştirdi. Bollywood'un yeraltı dünyası bağlantıları hakkında patlayıcı açıklamalarda bulundu. Salman Khan'ın yeraltı dünyasıyla da bağlantıları vardı. Bir gün bir telefon geldi ve ben açtım. Bana Salman'a söyle, Somya Ali'yi kaçıracağız, dedi ve kapattı. Bunu Salman'a söylediğimde merak etme, halledeceğim, dedi. Ve halletti. Nasıl hallettiğini sorduğumda ise bunu bilmemen daha iyi, dedi. Bunu hiçbir zaman öğrenemedim, dedi. Bir kullanıcı ona Salman ile ilişkisinde neyin yanlış gittiğini ve sektörü neden bıraktığını sorduğunda Somi, çünkü Salman'ın bir değil 8 gecelik ilişkilerinden bıkmıştım. Ayrıca günlük olarak fiziksel ve sözlü tacize uğramaktan hoşlanmıyordum. Amerika'ya döndüm ve eğitimimi tamamladım. Daha önce Bollywood'a dönmeyi istedim ama eski erkek arkadaşım bunu engelledi. Hatta pek çok kişiye benimle konuşmamalarını söyledi, dedi. Somya Ali Salman'a hayran olup peşinden gittiği için pişman olduğunu ve idollerinizle gerçek hayatta tanışmak abartılıyor, hayal kırıklığı bunu karşılamıyor. Ted Bundy bile Salman'dan daha iyi bir görüntüye sahipti, diye ekliyor. Salman Khan'ın bir kalıbı var, 7 yıllık bir kaşıntı. Kadınlar genellikle onun benliğini keşfetmeden önce onunla 7 yıl kalıyor. İlginç bir şekilde ilişkilerini asla bitirmiyor. Her zaman kız ondan uzaklaşıyor. Onun gerçekten ne olduğunu anlaması 7 yılını alıyor. Bir gün Manisha Koirala'nın birinin Somi'nin kanser olduğunu söylediği için kendisini aradığını ve şok olduğunu söyledi. Hakkımda asılsız haberler çıkarıyorlar. Amerika'da çok işler yaptım, çok şey başardım. Yine de insanlar beni Salman'ın eski kız arkadaşı olarak tanımlıyor. Salman bu aralık 59-60 yaşına girecek. Hala bir oyun alanı veya lise zorbası gibi davranıyor.
güvensizlikleri nedeniyle başkalarını taciz ediyor ve insanlara benimle konuşmamalarını söylüyor. Somi Ali uzun süredir Hint film endüstrisiyle hiçbir temasının olmadığını açıkladı. Hint sinemasını her düşündüğümde aklıma Salman gelirdi. Bu da beni üzüntü ve depresyonla doldururdu, dedi. 14 yıl sessizce yaşadıktan sonra çalışmalarım için farkındalık oluşturmak amacıyla medyaya yalnızca 3 yıl önce konuşmaya başladım. Bu görünürlük organizasyon için destek oluşturmaya yardımcı oldu ve misyonumuza katılanlara son derece minnettarım. Trolleme ve olumsuzluklara karşılaşmama rağmen odaklanmış ve kararlı olmaya devam ediyorum. Herkesi her türlü tacizi durdurmam için bana katılmaya çağırıyorum. Hepiniz eşit haklara ve onurlu bir hayata layık insanız, dedi. Salman'ın 90'larda sevgili oldukları sırasında kafasında bir kola şişesi fırlattığıyla meşhur olayla ilgili haberler çıkmıştı. Somi Ali o zamanlar hayır bunu yapmış olsaydı hastaneye kaldırılmış ve çok kan kaybetmiş olurdum diyerek Salman'ın böyle bir şey yapmadığını söylemişti. Doğru muydu? İlk defa alkol denediğim için mutlu değildi. Bu yüzden hayal kırıklığı içinde içkiyi masanın her yerine döktü, diye ekledi. Somi sektördeki insanları ilgilendiren, iddia edilen aile içi şiddet vakaların hakkında yorum yapmaktan kaçınıyorum. Amacım oraya gerçekten müdahale etmek değil. Ayrıca son 15 yıldır film sektöründen uzak olduğum için orada neler olup bittiği hakkında hiçbir bilgim yok. Ve savunuculuğumu Amerika'da yapıyorum, Mumbai'de değil. Kesin olarak bildiğim tek şey cinsel ve fiziksel tacizin herkesi etkilediği, diyor. Ancak Preeti Zinta, Nesvadiya arasındaki kamusal tartışmaya tepki göstermesi için teşvik edildiğinde eski iş adamı erkek arkadaşına karşı taciz davası açarak birçok kişiyi şok eden oyuncuya övgüler yağdırıyor. Tam olarak ne olduğu hakkında dahili ayrıntılara sahip değilim. Ancak cinsel ve fiziksel tacize karşı sesini yükselten herhangi bir erkeği, kadını veya çocuğu takdir ediyorum. Preeti'nin bu inisiyatifi aldığını biliyorum. Bu yüzden ona büyük saygı duyuyorum. Hiçbir kurban kendisine karşı işlenen bir suçtan utanmamalıdır. Toplum olarak kurbanları suçlamayı bırakmalıyız. Yargılamadan mağdurlara zulmetmek yerine yardım etme niyetiyle dinlenmeye karar verdiğimizde daha fazla ses duyulacaktır, diyerek sözlerini tamamlıyor. Big Boss programının yeni sezon tanıtımları dönmeye başlayınca ardından Somi Ali'nin de programa katılacağı yönünde söylentiler yayılmaya başlıyor. Somi Ali bu konuda şunları söylüyor. Benim daha ne tür bir program olduğundan haberim bile yok. Daha tek bir bölümünü bile izlemedim. Ayrıca duyduğuma göre programdaki her şey önceden yazılmış. Bu tür söylentilere inanmayın, diyor. Somi Ali'nin Reddit'te yaptığı bazı soru cevapları ise şunlar. Karan Johar hakkında ne düşünüyorsun? Başlangıçta arkadaş idik ama o değişti. Mükemmel bir film yapımcısı. Salman beni, onu ve Maniş Malhotra'yı görmeme engelleyene kadar yakındık. Çünkü ikisi de benim en iyi arkadaşlarımdı. Bir tacizcinin tipik örüntüsü izolasyondur. Merhaba bayan. Sadece Salman'ın gerçek hayatta nasıl bir insan olduğunu sormak istedim. Gerçekten iyi kalpli ve ihtiyacı olan insanlara yardım eden iyi bir yardımsever mi? Yoksa bu insan olmak ve diğer şeyler onun kötü işlerini örtbas etmek için birer sahne mi? Size zihinsel olarak da istismarda bulundu mu? Duvarlar konuşabilseydi, zorla kürtajlar. Romanımı bekleyin. Filmleri bıraktığınız için pişman mısınız? Geri dönüş için size teklifte bulunuldu mu? Evet, bana teklifte bulunuldu. Hatta Mumbai'deki iki film için para bile gönderildi. Ancak Salman öğrendi ve parayı geri göndermek zorunda kaldım. Tüm arkadaşlarıma ve Bollywood'da tanıdığım tek bir insana benimle asla iletişime geçmemelerini söyledi. Bana Salman'ın yanında durduğunuzda kurşun geçirmez yelek giydiğinizden emin olun. Aksi takdirde Bishnoi'ler boyundan dolayı nişanları kaçırabilirler. İki Amerika ödülüyle 50 bin kişinin hayatını kurtaran muhteşem bir yardım kuruluşunu başlattığım için pişman değilim. Salman Khan'ın hala Davut ile bağlantıları var mı? Neden bu kadar kibirli? Onu kim destekliyor? Beni her zaman arayan Chota Shakil'e sorun ve ondan aldığım tehditkar telefonlara. Siyah geyiği vuran Salman mıydı yoksa başkasını mı koruyor? Orada iki bayan vardı ve silahlardan korkan Saif Ali Khan. Anladın mı? Bollywood'da hala arkadaş olduğun kişiler var mı? Evet, orada Salman'dan korkmayan çok arkadaşım var. Sushant Singh Rajput davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bollywood tarafından köşeye sıkıştırılma şekli gerçekten moral bozucu. Öldürüldü ve intihar etmiş gibi görünmesi için değiştirildi. Otopsi raporunu değiştiren AIIMS Dr. Sudhir Gupta'ya sorun. Neden? Bollywood'daki en iyi ve en kötü anın neydi? En iyi zaman babamın ve dedemin ülkesini her yerini gezebilmemdi. Yardımcı oyuncularla tanışmak ve en kötüsü Salman Khan'dı. Rishi Kapoor ve Om Puri gibi harika insanlarla tanışmak harikaydı. Salman adında biri tarafından dövülmek en kötüsüydü.
Bazen paylaşım yapıp daha sonra sildiğiniz oluyor. Bunun nedenini bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, çünkü küfür kullanmıştım ve öfkem beni alt etti. Bir sivil toplum kuruluşunun yönetici direktörü olarak sosyal medyamda küfürlü paylaşımlar yapmak bana pek iyi gelmiyordu. Bu yüzden onları sildim. Somya Ali ile Salman Khan arasında neler yaşandı? Herkesin sorduğu bir soru. Lütfen cevabı paylaşabilir misiniz? Onunla geçirdiğim 8 yıl tüm varoluşumun en kötü yıllarıydı. Bir sürü ilişki ve kaçamaklara ek olarak bana çirkin, aptal ve salak diyerek beni sürekli küçümsüyordu. Beni değersiz ve küçük hissettirmediği bir gün bile geçmedi. Yıllarca beni halk içinde kız arkadaşı olarak kabul etmedi. Ve sonunda kabul ettiğinde arkadaşların önünde bana hakaret etti ve beni durmadan azarladı. Bana olan muamele göz önüne alındığında özünde beni önemseyecek ve sevecek birini arama olarak tanımlanan ilişkiler yaşamayı seçtiğimi söylemekte hiçbir tereddütüm olmadı. Bana hakaret etmeyecek ve bana gerçekten iyi davranacak birine. Ne yazık ki bu adamların beni sadece kullandığının ve sadece kullanılırken her ilişkiyle bir gelecek inşa ettiğimin farkında değildim. Salman bu ilişkileri öğrendiğinde beni dövdükten sonra bir erkek olduğunu ve sadece erkeklerin aldatabileceğini, kadınların aldatamayacağını söylemeye cesaret etti. Bu ifadeden ve bundan kaynaklanan cinsiyetçilikten dehşete düşmüştüm. Unutmayalım ki Salman veya başka biri size iyi davrandığı için başkalarına da aynı şekilde davranır. Sözlü, cinsel ve fiziksel taciz açısından en kötüsünü ben yaşadım. Daha fazlası gelecek. Hindistan'da programımı yasakla, sonra da beni dava etmekle tehdit etti. Korkak pislik. Avukatını beni sigara yanıklarından, fiziksel tacizden ve yıllarca süren sodomiden korumak için 50 avukatım var. O yüzden git ve kendini becer. Erkek şovenist domuz. Ve bu adamı destekleyen tüm kadın oyunculara yazıklar olsun. Birkaç kadını dövdü. Onu destekleyen erkek oyunculara yazıklar olsun. Hadi yap bunu. Zayıf ve 1.68 boyuna rağmen tabanlıklarını giydiğinden emin ol. Savaş zamanı. Git kendini becer. Hashtag gerçek. Hadi yapalım. Hadi izleyelim. Avcı. Kadın dövücü. Savaş zamanı. Sadist. Rajesh Khanna güzel söylemiş. Hayat çok güzel. İnsan onu nasıl yaşayacağını bilmeli.